hayırlı olsun tırınız. Ha, çok teşekkür ederiz. Ne adını koydunuz? Dust koydunuz mu? Dust tır mı dediniz? Fay hattı tır da diyebilirsiniz. Dust deprem tır da diyebilirsiniz. Tamam, bu bayağı bir süre sürdü bunun yapımı. Ben evet, de tahmin ediyorum. Evet, özel imalat bu. Özel bir yapım. Sürdü bayağı. Ne yapacaksınız bu tırı şimdi? Noyan Bey, hatırlarsınız İzmir depremi, biz göreve geldiğimizde İzmir depremi oldu. Hı hı. Biz genel müdürümle birkaç saatte İzmir'de olduk depremden sonra. Sağ olsun Çevre Şehircilik Bakanlığı ve AFAD o zaman bize talebimizde bir konteyner tahsis etti ve orada bir ofis açtık hemen. Hı hı. Dolayısıyla sigortalıların yanında ilk andan itibaren olmaya başladık ve orada onlara dokunmanın ne kadar faydalı olduğunu gördük. Gerçekten cuma günü oldu deprem, pazartesi hasar ödemeye başladık. Biz bölgede olmanın ne kadar önemli olduğunu görünce dedik ki biz bunu şey yapalım, çok daha kolaylaştıralım, mobil bir ofis haline getirelim. Bu tırımız bir uzunca bir süre inşaatı sürdü. Hmm. Şimdi mobil bir ofis kendisi, 7 tane çalışan aynı anda içeride hizmet verebiliyor. Uydu telefonuna kadar her şeyle donatılmış durumda. Normal şartlarda şey dışında da... Deprem Düzce olmadı. Depremine yetişmedi değil mi? Yetişmedi o zaman. Evet. Deprem olmadığı zamanlarda da Türkiye'de gezip bilinçlendirme çalışmaları yapacak ve olduğu takdirde de Allah vermesin inşallah bölgeye hemen intikal edip orada bir ofis olarak hizmet vermeye başlayacak.